Tüm dünya oyunda. Hazırlık çalışmalarından başlayalım. Sevdiğiniz oyunlar nelerdir? 1'e yazın demiş. Yukarıya yazdım buraya. Saklambaç, yakar top, mendil kapmaca, körebe, seksek, ip atlama, futbol, basketbol. Sevdiğiniz oyunların hepsini yazabilirsiniz. Okulda hangi oyunları oynuyorsunuz? Yakar top, mendil kapmaca, ip atlama. Yerden yüksek oynuyorlar şu ara. Yazılabilir. Etkinliklerine geçelim. Birinci etkinliğimizde grup görüşleri çıkarları bir olan kimseler bütünü ekip popüler herkesçe tanınan oyuk, oyulmuş, içi boş ve çukur olan yer şeklinde yazılabilir. İkinci etkinlik, soruları metne göre cevaplayınız. Kueyma'da ülkemizde oynanan hangi oyuna benzemektedir? Bizim oyunlarımızdan yakan topa benzemektedir. Güney Afrika'da hangi oyun satrancın atası sayılır? Mangala oyunu Güney Afrika'da satrancın atası sayılıyormuş. Ülkemizde de oynanan beş taş oyununun Kore'deki ismi nedir? Kore'deki ismi Gonggi'dir. 4. İnek üstünden atlamaca oyunu ülkemizde oynanan hangi oyuna benzemektedir? 1'dir 1 oyununa benziyor şeklinde yazabiliriz. Üçüncü etkinlik bilgisayar oyunları ile ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları ve Türkçeleri verilmiştir. Bu terimlerin Türkçe karşılıklarının nasıl ortaya çıktığını arkadaşlarınızla tartışınız. Joystick, oyun kolu, bilgisayar, kompütür, mouse, fare. Mouse'a fareye benzediği için, küçük olduğu için olabilir. Bir oraya bir oraya gidiyor. Elimizde çekiyoruz ya. O yüzden olabilir. Bilgisayar her şeyi bilgisayardan bulduğumuz için içinde çok bilgi olduğu için bilgisayar tık 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 işte bilgileri sayıyor. Oyun kolu. Kolumuza yapıştığı için değil tabii ki. Oyunu yönettiği için oyun kolu olmuş olabilir. Bir tane tablomuz var. Bakıyoruz tabloya. Sevilen oyunlar var. Seven kişi sayısı var. En fazla hangi oyun sevilmektedir? En fazla sayı kimdeyse o. Saklambaçta 8 kişi. Saklambaç. En az sevilen oyun hangisi? En az hangisinde var? 5. Körebe. Saklambaç sevenler kaç kişiydi? Saklambaç 8. İp atlamayı sevenlerden kaç kişi fazla? İp atlama 6. Ne yapıyoruz? 8'den 6'yı çıkartıyoruz. 2'yi buluyoruz.
Sınıfta kaç kişi vardır? Hepsini topluyoruz. 5 artı 6 artı 7 artı 8. Topladığımız zaman 11, 19, 26 kişi şeklinde yazabiliriz. Beşinci etkinliğimiz büyük harflerin kullanımı ile ilgili yapılan hataları düzelterek cümleleri yeniden yazınız demiş. Ali özel isimdir, cümlenin başıdır, aynı zamanda büyük harfle başlanmalı. İzmir özel isimdir, büyük harfle başlanılmalıdır. Atatürk Mahallesi, Gül Sokak'ta, bunlar yine adres yazımında kullanılan sokak, mahalle isimleri de yine büyük harfle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı bir bakanlığın ismidir, özel isimdir, ilk harfleri büyük yazılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması büyük harfledir. Bu şekilde yazılması gerekiyor. Burada ise 3-4 kişilik gruplar oluşturarak bir oyun tasarlamanızı istiyor size, sizden. Hemen bir tane tasarlayalım. Zımba oyunun ismi. En az 3 kişi. Üç ila 10 da diyebiliriz. Kurallar. Ebe kimseye vurmayacak şeklinde basit bir kural yazdık. Yani sert vurmayacak. Bir ebe belirlenir. Ebe bir direği kale olarak belirler. Ebe tek ayak üstünde diğer oyuncuları yakalamaya çalışır. Diğer oyuncular da kaleye dokunmaya çalışır şeklinde ebe tek ayağının üstünde hareket eder şeklinde bir oyun.